Hangi değerlendirmeleri ve ne zaman yapmamız evet. gerekiyor? Ee, şimdi şöyle e, biraz önce söyledim endokrinolojik değerlendirmeler e, hastanın tekrarlayan gebelik kaybı varsa mümkünse bir sonraki gebeliğinden önce e, bir kadın doğum muayenesinde veya kendi başka bir hekiminde muayenede kan şekerini mutlaka e, kontrol etmesini öneriyoruz. Farkına varmamış olabilir bir ...kan şekeri yüksekliği yaşıyor olabilir. Tiroid hormonlarına mutlaka taranmasını... ...bakılmasını öneriyoruz. Hatta bazen tiroidle ilgili bazı antikorlara da... ...bakıyoruz. Bazı başka detaylı... ...incelemeler de yapıyoruz. Tiroid fonksiyon testleri... ...normal bile olsa, olsa bazen antikorlarına... Antikorlarını, evet, antikorlarını da taramak Hı -hı. gerekebiliyor. Ee, bunları mutlaka araştırıyoruz. Daha sonra e, mümkünse... ...üç boyutlu ultrasonla ama bu yoksa bile... ...hani normal... ultrasonografi e, ultrasonografiyle bir... E, ...detaylı ve... Düzgün bir rahim değerlendirmesi yapılmasını işte perde rahimde perde bir takım çift rahim başka Bionlar, bazı polipler. evet polipler yapışıklıklar gibi hı hı. bazı bu uterus rahim anomalilerinin de değerlendirilmesi mutlaka ultrasona değerlendirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi eğer iki ve üzerinde gebelik kaybı varsa o zaman anne ve babadan e, bir genetik tarama da eee. Genetik, yani hem yapılarına kadının ve evet. genetik yapılarına bak ve evet hem kadının evet herhangi bir taşıyıcılık durumu var mı diye bakmak gerekebiliyor. Bunun da ne önemi var? Bu da hem hastaya bundan sonraki gebelikleriyle ilgili gidişatla ilgili, şanslarıyla ilgili bilgi vermek için faydalı olabilir. İleride olası bir gebelikte bebekte herhangi bir sıkıntı yaratacak şeyleri önceden biliyor olmanın gibi bir faydası olabilir. Veya bazen hani e, tüp bebek yöntemine başvurması önerilebilir. Bu, Bu çok takım. önemli bir konu. Bununla evet. ilgili mutlaka soru soracağım. Evet. Ama burada hiç olmazsa başlık olarak evet. değinmiş hani, olalım. Anne de baba da genetik bir taşıyıcılık varsa bazı durumlarda her zaman değil her zaman da hani kesinlikle tüp bebektir bunun çözümü değil ama tüp bebek yöntemiyle gebe kalmasını önerilecek bazı durumlar da olabilir genetik açıdan. Bunları bilmek açısından genetik değerlendirme öneriyoruz Hı. mutlaka. E, bir de e, hastaların yaklaşık bir yüzde on beş kadarında Biraz önce bahsettik bu kanda pıhtılaşma doğuştan gelen o pıhtılaşma evet, anomali ya, o değil ama evet. o değil bir de antifosfolipid sendromu dediğimiz hmm. oldukça önemli bir şey aslında yüzde on beşe kadar oranlarda da bu tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan kadınlarda görülebiliyor. Bunu da gene hasta gebe değilken taramalıyız zaten değil tüm yok. bu taramaları aslında gebelikten son gebelikten bir altı hafta geçtikten sonra yapmanın faydası var hani gebelik normale Anladım. döndükten sonra. Hmm. Ee, Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenlerinden bahsediyorduk. Burada çok önemli iki sebepten bahsetmiştik. Biri heletler trombofiller yani kalıtsal olarak kanda pıhtılaşmaya sebep olan hastalıklar. İkincisi çok nadir rastladığımız ama yine tekrarlayan gebelik kayıplarına sebep olan antifosfolipit antikor sendromu. Deniz Hanım biraz bunlarla ilgili bilgi verecek bize. Evet şimdi kalıtsal trombofili dediğimiz aslında hani bizi dinleyenler de tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan hastalarımız da oldukça aşinadır. Çok sık İstenen tetkikler bunlar. Evet. Ee, biraz önce de söylediğim gibi bunların e, 50 yıldır araştırılıyor neredeyse ama hani bir takım çelişkili yayınlar olsa da biz şu güncel bilgilerimizle en azından bu kalıtsal e, pıhtılaşmayı artıran kalıtsal nedenlerin çok da kan sulandırıcılarla gebelik kaybını engellemediğini biliyoruz. Ee, ve de bir takım eğer bunu genelde biz bu kan sulandırıcıyı bu kalıtsal trombofili durumlarında anne pıhtı geçirmesin diye öneriyoruz gebelikte çünkü gebelikte pıhtı riski zaten artıyor gebelik bu açıdan riskli bir dönem kan ee, kanda pıhtılaşmayı evet, artıran, artıran bir, bir dönem durum ve bu hani kalıtsal trombofili varsa bunu değerlendiriyoruz her biri ayrı bir sürü başlıkta inceliyoruz bunları da gerekirse bu durumlarda hastaya kan sulandırıcı verebiliyoruz bir de bunların herhalde önem dereceleri var değil mi? Değil elbette yani, pıhtılaşmayı gidiyor, evet. toplumda da zaten yüzde onlara kadar 10 kişiden birinde görülebilecek kadar da sıkı e, hastalıklar bunlar. Onun için hani bu bunu görünce bu tekrarlayan düşüğün nedeni budur diyemiyoruz her zaman tek başına. Evet. E bir de bu e bunlara bakılacaksa da bu da bunların bir kısmı gen genetik olarak bakıyoruz. Bir takımın bir kısmında da kandaki fonksiyonlarına bakıyoruz bu faktörlerin. Genetik olarak bakacaklarımızı her zaman bakabiliriz. Gebeyken de bakabiliriz ama bir fonksiyonu ölçeceksek mümkünse gebelikten altı hafta sonra yapmakta bunları da fayda var. O zaman gebeliğin kanda pıhtılaşma sistemi üzerine etkilerinin geçmesini beklemeliyiz gerekiyor. elbette. Bu durumda tekrarlayan gebelik kayıpları varsa ve çok ayrıntılı inceleme yapacaksak, evet. hiç olmazsa bir 6-8 haftalık dönemi evet, evet. geçirmiş olması Gebe gerek. değil, gerekiyor evet. gebedeyken. O iyi. Şimdi Hı -hı. diğer ikinci bir neden aslında ıı, tekrarlayan Hı -hı. gebelik kaybı yaşayan çiftlerinde önemlice bir oranında görülen antifosfolipid sendromu. Bunun tanısını nasıl koyuyoruz? Bunun bazı bizim için klinik ve laboratuvar kriterlerimiz var. 10 e, haftanın altında 3 ve üzerinde düşük yapmış olmak bir neden, bir kriter. <laughs> e, böyle bir hasta geldiği zaman mutlaka bu tanıyı koymak için antifosfolipid antikor sendromu tanısını kanda bir takım antikorlara bakıyoruz. Bunlara bakabilmemiz için de gene e, hastanın Gebelikten en az bir en son gebeliğinden itibaren bir 6 hafta geçmiş olması gerekiyor. Ve sıklıkla biz pozitif bile bulsak bir 12 hafta sonra bir tekrarlamamız gerekiyor. Çünkü bu diğerinden farklı biraz önce bahsettiğimiz kalıtsal trombofiliden. Bunda kan sulandırıcıların ve aspirinin ciddi bir e, faydası var. Bunun tanısını koyarsak mutlaka ilaç tedaviye başlamamız, ilaç gerekiyor. başlamamız o zaman gerekiyor. Ben kısaca özetleyeyim. Evet e, Bu tetkikler yani antifosfolipid antikor sendromu. E, saptamak için yapılacak tetkikler için düşükten az, yani gebelik kaybından sonra en az 6 hafta beklemek evet. gerekiyor ve saptasak bile ve emin olmak için 3 aylık bir periyodu bekleyip testleri evet, tekrarlamamız gerekiyor. gerekiyor. Evet hı. kesinlikle. Eğer saptadıysak da bir sonraki gebeliğinde mutlaka e, kan sulandırıcılar dediğimiz takip grup ilaçları başlıyoruz. kullanacağız. Bu grupta hı. başlıyoruz. Evet. Başka? Başka hangi değerlendirmeleri yapıyoruz tekrarlayan gebelik kayıplarında? E, bunda dediğim gibi bu değerlendirmelerden başka bir de düşük materyalinin genetik incelemesini bazen yapabiliyoruz. Bu, bu da her biraz, zaman bu da biraz mi? tartışmalı. Her zaman da mümkün değil. İşte hastalarımız evde yaşayabiliyor bunu. E ee, Annenin dokusuyla çok karışık olabiliyor. İşte sonuçları çok sağlıklı olmayabiliyor. Yani gebelik kaybı olur olmaz. Yani gebelik kaybı dediğimiz birçok şey var aslında. Bebeğin kalp atışlarının durması da gebelik kaybı. Evet. Düşükle gelmesi de gebelik aslında kaybı. Aslında bunların hepsi gebelik kaybı. Evet. hepsi gebelik kaybı. Mesela diyelim ki bize 9 haftasında geldi evet. gebemiz ama biz e, ultrasonografik olarak 6. haftasında bebeğini kaybettiğini fark ettik. Anne adayının buradaki genetik inceleme işe yarar mı? Gene de yarar. E, zaten hani genetik olarak da kullanabilir Bildiğimiz pek çok yöntem var. Şimdi onların burada detayına girmeyeceğim ama hı hı. E, bu çok canlı olmayan dokularda çalışabildiğimiz teknikler de var. Hı. Ama e, bu da her zaman yapılır. Bu bunu çok sık evet. soruyorlar çünkü. Evet. Biz onu e, mutlaka hani genetik incelemeye mutlaka gönderelim demiyorum ama bu da tartışmalı. Onu hastamızla birlikte sonuçlarını, faydalarını değerlendirip bunu da düşünebiliyoruz genetik. Hı hı yani düşük materyalinin genetik incelemesini de önerebiliyoruz bazı durumlarda. Onun haricinde dediğim gibi zaten bütün bunları yapıyoruz ama e, maalesef yüzde ellisinde hatta çiçekler. birazcık daha fazlasında herhangi bir neden de saptayamıyoruz. Bu tip durumlarda da genelde e, bundan sonraki süreci annenin yaşına daha önce yaptı, kaç tane düşük gebelik kaybı var bunlara göre tartışarak konuşarak yapıyoruz O evet. zaman mutlaka tekrarlayan gebelik kaybı yaşamışlarsa evet. detaylı bir muayeneden geçmeleri gerekiyor ki anatomik olarak bir problem var mı gebeliği taşımalarını engelleyecek değerlendirilebilsinler. Evet. Aynı zamanda mutlaka hormon testlerinin yapılması gerekiyor. Onları zaten saydın. Evet. Ben tekrar üzerinde duracağım evet. ama tiroid fonksiyon testleri çok önemli. Çok önemli. önemli. Tiroid fonksiyon evet. testleri, kan şekeri, işte rahim değerlendirmesinde bazen bu septum dediğimiz perde görülmesi mesela örneğin bunun... Görülmesi ve müdahale edilip düzeltilmesi, bundan sonraki gebelik şansını artıracak, yani canlı doğuma gitme olasılığımızı oldukça artıracak veya işte çok büyük rahimin içinde çok büyük yer teşkil eden miyomlar, polipler, daha önceki geçirilmiş cerrahilerinden kalmış yapışıklıklar, yapışıklıklar. bunlar da e tedavi zor edilebilecek e evet. nedenler, hı hı. evet.